Doktor Süreyya Şahinoğlu, Biruni Sentro Laboratuvarı'ndan konuğumuz bugün. Kendisine sözü verebiliriz. Buyurun hocam. Merhabalar. Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler. Klinik biyokimya uzmanıyım. Biruni Laboratuvarı'nda sağlıklı yaşam danışmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yaptığımız testlerden, özellikle kronik inflamasyon tetikleyicilerinden bahsetmek istiyorum. Kronik inflamatuar hastalıklar sanayi devriminden sonra artan hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarının azalmasıyla birlikte bunların artık artışını görüyoruz ve insan oğlu artık bu enfeksiyon hastalıklarıyla değil, bunlarla baş etmeye çalışıyor. Kronik inflamasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yıllarında en sık 10 ölüm nedeninin 7'sinden kronik inflamatuar hastalıklar sorumlu olduğunda daha fazla dikkati çekmiş. Kalp hastalıkları, kronik alt solunum yolu hastalıkları, kanser, inmeler, Alzheimer, diyabet, nefrit gibi ve Time dergisine hatta bir sayıya inflamasyon olarak konu olmuş. Şimdi inflamasyon neden oluşur? Yani neden arttı bu hastalıklar? İmmün sistemin biliyoruz ki iki tane direği var. Bir tanesi saldırı, diğeri tolerans. Patojenlere ve işte zararlı her türlü maddeye saldırması gerekiyor immün sistemimizin ama vücudun kendi hücrelerine ve komensallere de saldırmaması gerekiyor. Zararlı değil bunlar. Fakat işte burada bir saldırı söz konusu olduğunda, yani immün tolerans bozulduğunda gelişen hastalıklarla biz şu anda karşı karşıyayız. Bu hastalıklar önce niye kronik inflamasyon ve bununla ilişkili hastalıklar arttı diye düşünüldüğünde acaba genetik bir neden mi diye bakılmış ama genetik faktörlerin değişmesi biliyoruz ki binlerce değil milyonlarca yıl sürüyor. Onun için çevresel faktörler daha mercek altına alıp incelenmiş. Bu yüzyılda değişen çevresel faktörlerin bazıları bakın. Bunlar 100 yıl önce hayatımızda yoktu, şimdi var. Kalıcı yabancı maddeler var vücudumuzda. İmplantlar var, diş veya ortopedi implantları, hormonla aldığımız, hormon tedavileriyle aldığımız, daha önce almadığımız hormonlar var. Artık kedi köpekleri evlerimizde besliyoruz. Kozmetik ürünler var, raf ömrü uzun gıdalar var. En önemlisi bunlar. Alev geciktirici maddeler var, taşıtlarda kullanılan. İlaçlar, gıda katkı maddeleri, koruyucular, yumuşatıcılar ve hayatımızda 100 yıl önce olmayan daha farklı stresler var. Ve dünya çapında gıda transferi var. Yani bir antijen çeşitliliği oldu artık hayatımızda. Ve kronik inflamasyonda önce semptomlar, daha sonra da hastalıkları görüyoruz. Ve bu semptomlara neden olan medyatörler artık aydınlatıldı. Kronik inflamasyonda en sık gördüğümüz semptomlar yorgunluk veya depresif durum, enerji eksikliği, insülin direnci hatta obezite, libido kaybı, daha ilerlerse kısırlık ve katabolik kemik metabolizması durumları ve bunların hangi aslında sitokinlerle ilişkili olduğunu gösteren bir sürü çalışma var. Kronik inflamasyonla ilgili en fazla çalışma yapanlardan biri şu anda Washington State Üniversitesi'nde bir biyokimya profesörü Martin Diepol. Martin Diepol'a göre oksidasyon ve inflamasyon bir kısır döngü oluşturuyor. Ve oksidatif stres, nitrozatif stres, immün aktivasyon, mitokondri hasarı devamlı hangisinden başlarsa başlasın sorun birbirini tetikleyen bir durum. İşte bu kronik inflamasyonun tetikleyicileri. Nedir kronik inflamasyon nedeni? Bu çok önemli. Metaller mi, gıdalar mı, bak biyolojik ajanlar mı, ilaçlar mı, bir sürü faktör var. Bunları bulup uzaklaştırdığımızda bu inflamasyonun önlenmesi aslında en önemli adım diye düşünülüyor. Neden olduğu hastalıklar nedeniyle, biraz önce de bahsetmiştik, kalp damar hastalıkları, astım, alerjiler, kilo kontrol sorunları, hatta obezite, diyabet, tip 1 ve tip 2 diyabet kronik inflamasyonla ilişkilendirilmiş çalışmalarda.
fibromiyajlar, kronik yorgunluk çağımızın en büyük sorunlarından biri. Bazı diş eti hastalıkları, Alzheimer, otizm, depresyon, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve en önemlisi otoimmün hastalıklar. İşte Hashimoto, romatoid artrit, SEDEF, Jörgen, çölyak, bunun gibi birçok hastalık kronik inflamasyonla ilişkilendirilmiş. Ve burada önemli olan tetikleyiciyi bulup uzaklaştırmak, eliminasyon. Artık elimizde gerçekten güçlü testler var. Örneğin gıdaların kronik inflamasyon yani bağışıklık sistemini çalıştırdığını biz artık görüyoruz. Gıdalar doğal bağışıklık hücrelerinin aşırı çalışmasına neden olursa inflamasyonu tetikliyorlar. Bunu da 2018'de Yale Üniversitesi'nde valide olmuş. Yani klinik olarak doğruluğu kanıtlanmış bir test var, Alcott test. Bununla saptayabiliyoruz. Alcott testle sadece gıdaları değil aslında fitofarmakosötikler, günümüzde çok fazla kullanılan gıda takviyeleri. Bunlara karşı duyarlılıkları da biz saptayıp elimine etme şansına sahibiz. Ayrıca parazitler, mantarlar, bakteriler, virüslerin tabii ki tetikleyici etkisi var. Adrenal stres profiline bakıyoruz. Stresi eğer bu konuda bir tetikleyici ise elimine etmek amaçlı. Metallerin etkisine bakıyoruz. Bir sonraki slaytlarda anlatacağım. Onun için buraya hızlı geçiyorum. Yani burada önemli olan tetikleyiciyi bulup uzaklaştırmak. En önemli adım bu. Ve bu süreçte tabii beraberinde iyileşmede çok önemli mikrobiyota ve bağırsaklarımızın sağlığı. Bunu da mikrobiyom analiziyle, geçirgen bağırsak testleriyle saptayabiliyoruz. Aynı zamanda immün aktivasyon var mı yok mu? Biraz önce sanıyorum İknur Hanım bahsetti, kronik inflamasyon paneli. Bu testle kronik inflamasyon varlığını saptayabiliriz. 8-hidroksideoksiguanozin veya okside LDL çok iyi parametreler. Tek başına iki test oksidasyonu çok iyi gösterebilir. Bunun karşılığında antioksidanlarımızın dengesine de bakıyoruz. Şimdi oksidan ve antioksidanlar çok önemli. Bir denge halinde bulunmalı. Aksi takdirde oksidatif strese neden olabilir bu dengenin bozukluğu. Oksidasyon yapan birçok ajan var hayatımızda, birçok faktör var. Metaller, kimyasallar, parazitler, mantarlar, stres birçok faktör. Ama bunun karşılığında vücudumuzda üretilen veya dışarıdan aldığımız antioksidanlarımız da koruyucu olarak çalışmaya devam ediyor. Bakın bu slaytı çok seviyorum. En baştaki birinci bir normal hücre, ikincisi serbest radikal yani oksidan hasarına maruz kalmaya başlamış. En son hücrede oksidatif stres tarafından etkilenmiş. Yani hücre membran geçirgenliği var, lipidler, muhtemelen DNA hepsi okside olmuş. Hiç fonksiyonel görmeyen bir hücre. Neden hücreyi ele alıyoruz? Çünkü hücreler dokuları, dokular organları, organların bütünü de vücudumuzu oluşturduğu için. Şimdi oksidasyon deyince tabii serbest radikal aklımıza geliyor. Vücudumuzun normal metabolizması sırasında yani yediğimiz gıdanın aldığımız oksijenle birlikte enerjiye dönmesi sırasında kullanıldığında oluşan mitokondride zaten serbest radikallerimiz var. Ama başka birçok yolla da serbest radikale maruz kalıyoruz. Bu serbest radikaller çok ilginç. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hormezis diye bir durum var. Yani düşük düzeylerde hatta orta düzeylerde faydalı. Ama yüksek düzeylerde toksik etkili olabiliyorlar. Bu normal metabolizma sırasında oluşan serbest radikal yani oksidanların birçok başka endojen kaynağı da var. Mental stres, infeksiyonlar, yoğun fiziksel stres, yoğun egzersiz gibi infeksiyonlar, inflamasyon, immün hücre aktivasyonu, yaşlanmanın normal süreci gibi endojen veya işte sigara, alkol, metaller, endüstriyel toksinler veya bazı ilaçlar veya bazı gıdalar gibi eksojen kaynakları da olabiliyor bunların. Şuraya bir tek dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın
Sigaranın içerdiği oksidanlar her bir nefeste 1, bakın 12 tane sıfır. Yani bu kadar serbest radikali biz vücudumuza her bir nefeste alıyoruz. Sigara içmemiz şart da değil. Yanımızda içildiğinde de bunu inhal ediyoruz. Yine aynı şeye maruzuz. Faydaları var demiştim. Yani hormezis orta ve düşük düzeylerde hücresel yapıların olgunlaşması. Fagositoz yapan hücrelerde fagosite edilmiş hücrelerin ver tarafı. Fagositoz yapmayan hücrelerde sinyalizasyon rolleri var. Yine lenfosit ve makrofajlar tarafından kanser hücrelerinin öldürülmelerinde rol oynuyor bu serbest radikaller. Ksenobiyotik detoksifikasyonunda rol oynuyorlar. Hücre büyümesinde yani birçok fonksiyonları buraya yazmadıklarımın dışında bu oksidanların var. Yani oksidanlar tamamen bertaraf edilmemeli. Belli bir miktarda vücudumuzda faydaları olduğu için. Ama çok yüksek düzeylerde de hücresel yapılara zarar veriyorlar. Hatta DNA'ya. Biz neyse ki şu anda biraz önce de bahsettiğim bu kronik inflamasyon testleri gibi testlerle bunları saptayabiliyoruz. En büyük hasar, en önemli hasar DNA'ya veya hücre membranını oluşturan fosfolipid yani lipidlere olabiliyor. Çünkü hücre membranı okside olursa hücre geçirgenliği artık kontrolde değil. DNA hasarını ilk idrarda baktığımız çok stabil, gayet standartize hassas bir test var. 8 hidroksi deoksiguanozin. Bununla test edebiliyoruz. Lipid hasarını, özellikle fosfolipid hasarını, yani hücresel yapıların, membranların hasarını da okside LDL ile tespit edebiliyoruz. Yine protein hasarında kullandığımız nitrotirozin testi var. Fakat 8 hidroksideoksiguanozin ve okside LDL ikisi oksidasyon için gayet yeterli iki parametre. Neyse ki vücudumuzun bu oksidanlarla savaşacak antioksidanları var, endojen veya eksojen aldığımız. Bunların da hepsini şu anda çok hassas, standartize yöntemlerle test edebiliyoruz. Oksidasyondan niye bu kadar korkuyoruz? Oksidasyon kronik ve dejeneratif hastalıklara neden olabildiği için. Kanser gibi, artrit, yaşlanmanın hızlanması, diyabet, otoimmün hastalıklar, kronik inflamatuar hastalıklar, kalp damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisi gösterilmiş birçok çalışmada. Biraz önce o DNA hasarını gösteren yani mitokondriyal etkilenmeyi gösteren testten bahsetmiştim. 8 hidroksi deoksiguanozin. Bunlar idrarda bakılan bir kimyasal. Tek başına sabahın ilk veya ikinci idrarında gayet standartize ayrıca kalp damar hastalıkları ve kanser için bir tek başına ve diyabet için risk faktörü olarak da belirlenmiş. 8 hidroksi deoksiguanozin gayet hassas bir test. Peki neden çok artıyor? Eskiden bu kadar artmıyordu. Artmasının nedeni birçok madde olabilir. Burada en belirleyicileri ben yazdım. Sigara dumanı bunlardan biri. Metaller. Özellikle kadmiyum, krom, nikel, civa, arsenik gibi. Yine fitalatlar yani plastikler ve bunları hayatımızda her yerde çok kullanıyoruz. Gıdalarla bunlar temas halinde artık. Polisiklik, aromatik hidrokarbonlar. Yine dizel yakıt partikülleri hiçbir şekilde kaçamıyoruz. Hepimiz bir sanayi şehrinde yaşıyoruz. Yani hele İstanbul'u düşünün. Nereye giderseniz gidin bu egzoz dumanına maruz kalıyoruz. Böyle birçok madde fotokopilerden belli bir süre sonra çalışan fotokopi cihazlarından yayılan nanopartiküller. Bunlar da 8 hidroksi deoksiguanozin artış nedenlerinden. Çevresel kimyasallar çok çok önemli. Yani genetik yatkınlıktan daha önemli olan biz biliyoruz ki çevresel maruziyetlerimiz. Bakın bir örnek rapor göstermek istiyorum. 8 hidroksi deoksiguanozin. Bu hasta bize işte çok ciddi, yorgun, stres var ve anksiyete ile başvurmuştu. Bakın 14.4 katofu 8 hidroksi deoksiguanozinin bu hastada 17 bulduk. Hafif yüksek bu kadar anlamlı mı diye aklınıza gelebilir. Evet yani bu
2-3 gördüğümüz hastalar da var. Bu seviye anlamlı bir seviye. Dolayısıyla bu hastanın bu oksidasyonunu mutlaka bazı antioksidanlarla karşılamak gerekiyor. Bunun için birçok protokoller oluşturulmuş. Bir tanesini göstermek istedim. Yine bir diğer oksidasyon parametresi oksidel-LDL. Oksidatif stres göstergesi tek başına gösterebilir. Bu da bildiğimiz LDL'nin aslında serbest radikallerle oksitlenmiş formu. Lipid peroksidasyonunu gösteriyor. Proteinlerin oksidasyonunu gösteren de nitrotirozin. Tirozin biliyorsunuz proteojenik olmayan, yani protein yapısına katılmayan bir amino asit. Onun için böyle bir marker olarak kullanılabiliyor. Gayet hassas bir test bu da. Protein hasarını gösteriyor. Peki bu oksidasyonu karşılayan vücudumuzda en önemli maddeye geldik. Nedir? Hücre içi antioksidanların total %30-40'ından sorumlu glutatyon. Bu biliyorsunuz bir tripeptit. Glisin, glutamat ve sisteinden oluşuyor. Burada tabii en önemli, çok yüksek dozlarda, konsantrasyonlarda bulunuyor dokularda. En çok da karaciğerde bulunuyor. Yani glukoz kadar neredeyse bir konsantrasyonu var hücre içinde glutatyonun. Hız kısıtlayıcı olan amino asit sistein çok önemli. Glutatyon en önemlisi tiol grubu içeriği. Sülfidril grubu da diye bazı yerlerde görebiliriz. Hatta merkaptan diye de görebiliriz. Daha eskilerde merkaptan diye çağrılırdı. Merkaptan civayı yakalayan, merküriyum kaptan. Yani civayı yakalayan, ağır metalleri bağlayan bir görevi var. Bu 1800'lerde tanımlanmış bir görev. Tiol grubunun en önemli özelliği sarımsak veya çürük yumurta kokusu olması. Yani mutfakta pişirdiğiniz yemekler sizi dışarı kaçırtıyorsa kötü koku nedeniyle, örneğin lahanagiller, soğan, sarımsak. Bunun biz kükürt içeriği nedeniyle olduğunu biliyoruz ve bunların metal veya ksenobiyotik bağlayıp vücuttan atıcı özelliğini biliyoruz. Şimdi glutatyonun çok önemli rolleri var. Detoksifikasyon, antioksidan etki, yine mitokondriyal fonksiyona destek, immün fonksiyon modülasyonu gibi birçok rolü var. Bu kadar önemli gıdalarla dışarıdan aldığımız 3 amino asit hücremize girip burada glutatyon oluşturabiliyorken ve biz sağlıklı besleniyorken niye glutatyonumuz eksik ve niye yeteri kadar antioksidan görev göremiyor? Çalışmalarda hava kirliliği, çevresel toksik yükün artışı, hastalıklar, inflamasyon, yaşlanmanın normal süreci, stres, depresyon, uyku düzensizliklerinin yani sirkadiyen ritim bozukluklarının aslında glutatyonun eksikliğine neden olduğu gösterilmiş. Ve glutatyon eksikliği ile ilgili bazı hastalıklar tanımlanmış yine çalışmalarda. Kalp damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, hızlı yaşlanma, bazı akciğer hastalıkları, bazı nörodejeneratif hastalıklar bunların arasında. Ve biz artık glutatyonu eskisi gibi direkt seviye olarak ölçmüyoruz. Glutatyon çünkü oksidasyon ve redüksiyon durumunda bulunmaktadır. Vücutta görevini redüktan kısmıyla, yani redükte glutatyon oksidanları bağlayıp kendisi okside olarak göstermektedir. Dolayısıyla biz artık glutatyon seviyesi değil de glutatyonun redükte okside kısmının oranıyla takip ediyoruz. Çünkü eskiden baktığımız gibi bir sonraki slaytta göreceksiniz. Referans aralıkta olması glutatyonun yeterli değil. Glutatyonun aynı zamanda yeteri kadar redükte olması gerekiyor ki bu oran, yani redükte bölü total glutatyon oranı minimum %80 olsun istiyoruz. Hücrenin redoks durumunu çok iyi gösteren bir parametre. Bakın burada bir örneği görebilirsiniz. Bu 32 yaşlarında bir diyetisyen genç bir hanım kronik yorgunlukla, aşırı yorgunlukla başvurmuştu bize.
Bakar mısınız oksidasyonuna? 133, katofumuz 1908. Yani neredeyse 10 kat arttı. 10 kattan fazla artmış. Bakırı yüksek bulduk. Onun dışında maruziyetlerinde ciddi hiçbir şey bulamadık. Ve biz bu kişide total glutatyon bakmış olsaydık, bakın referans aralıkta hiçbir sorun yok diyecektik. Halbuki redükte kısmına, yani fonksiyonel glutatyon kısmına baktığınızda ciddi bir eksiklik görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu beraber takip etmek önemli. Burada bakır maruziyetini uzaklaştırmak en önemliydi. Ciddi takılar, mutfak eşyaları, malzemelerin hepsini bir gözden geçirip böyle bir süreçle ilerledik. Bu başka bir hasta örneği. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın okside LDL'de hiçbir sorun yok. Yani oksidasyon yok. Fakat glutatyon yok bu hastada. Glutatyon totali bile referans aralığının altında. Yani glutatyon üretimi az. Niye peki oksidasyon böyle oksitlenmemiş? Demek ki diğer antioksidanlarla vücut bunu tolere edebiliyor. Ama yine redükte glutatyon, total glutatyon oranında ciddi bir düşüklük var. Ve bu hastada biz genetik testlerde sorun olup, yani glutatyonu oluşturan enzimlerde bir genetik mutasyon saptadık ki hayat boyu glutatyonu vücudu yapamayacak, onu anladık. Böyle hastalarda bunu saptamak aslında hayat kurtarıcı olabilir. Neden? Ailede herkes kanserden vefat etmiş. Dolayısıyla bu kişiye IV glutatyon vermelisiniz. Yani herkese IV glutatyon diye bir protokol olamaz. Ama bu kişide glutatyon üretimi yok. Dolayısıyla burada çok çok önemli. O zaman glutatyon düşükse biz mutlaka bir genetik test öneriyoruz. Ve glutatyon peroksidaz, redüktaz, S transferaz hangisinde sorun var görüyoruz. Ve antioksidan tedaviyi buna göre planlamak mümkün. Tabii glutatyon yapımını, yani eskiden gıdalarla sağlığın ilişkisini bu kadar bilmiyorduk. Biz hiçbir zaman, yani benim zamanımda fakültede beslenme bir tane ders yoktu. Pediatrinin içinde bir saat bir hocamız anlatmıştı, o kadar. Fakat şimdi biliyoruz ki sağlığı gıdalarla ciddi biz yönetebiliyoruz. Ve glutatyonu çok içeren gıdaları veya glutatyon yapımını destekleyen gıdaları hiçbir zaman unutmayacağız. Bir şey söyleyeyim size, bir örnek: badem. Sigara içenlerde glutatyon yapımını %16 arttırdığı saptanmış bir gıda ve DNA hasarını %29 azalttığı yine gösterilmiş. Yine bakın, biraz önce bahsetmiştim, oksidan antioksidan denge çok önemli. Birçok antioksidanımız var. Bunların hepsini tabii ki test etmek ne maliyet açısından mantıklı, ne de çok pratik değil, ama en önemlilerine bakıyoruz. Yine bakın, glutatyon bakılmış. Oksidasyon parametreleri, okside LDL, 8 hidroksit, deoksigonozin ve en önemli antioksidan, vitamin ve mineraller bakılıyor bu parametrede. Vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 ve antioksidan mineralleri burada görüyoruz. Bunların hepsini bir parametrede tanımlamak hastanın genel durumu hakkında veya tedavi planlama açısından büyük pratiklik sağlıyor. Yine başka bir bakın örnek. Hastada glutatyon ciddi olarak okside formda burada. Neyse ki antioksidanların hepsi referans aralıkta ve oksidasyon yok. Bu kişi de glutatyon üretimini artıracak beslenmeyi öneriyoruz. Yine aynı şekilde. Tabii bu kadar yeme odaklı, az hareketli, stresi bol, inflamasyonu bol bir toplumdayken ve inflamatuar yağ hücrelerimiz bu kadar aşırı gittikçe artmaya başlarken, bizim yapacağımız en önemli şey bunların tetikleyicilerini bulup en azından bazılarından uzak kalmak. Böyle bir bilinç, insülin duyarlılığı, antioksidanlar, antienflamatuarlar artık analiz edilmeli. Kimyasal analiz de önemli. Biz gıdaların içinde birçok katkı maddeleriyle şu anda baş ediyor vücudumuz oksidan olarak. Bunlara karşı antioksidanlarımızı harcıyoruz. Bazılarıyla baş edemiyoruz.
Ve bunu gösteren artık testler var. Alkat kimyasal duyarlılık testleri. İki parametre, iki ayrı teste topladık. Hiçbiri içinde çakışmıyor. Burada pozitiflik bulup ciddi şikayetleri olan hastaların sorununu bulduğumuz durumlar olabiliyor. Yine histamin intoleransı, özür diliyorum. Kronik inflamasyon tetikleyicilerinden histaminin vücut tarafından yeteri kadar yıkılamadığı bir durum. Diaminoksidaz biliyoruz ki, diaminoksidaz veya DAO diye de geçiyor birçok yerde. Hücre dışı yani serumda olup da her yere dağılıp o histaminin dört farklı reseptörüne bağlanan histamini yıkan bir enzim, DAO. Bu enzim eğer yeteri kadar üretilemiyorsa, ki iki nedenle olabilir, ya genetiktir, bazı genlerde mutasyonlara, siniplere bağlı üretilemiyordur veya sekonder olabilir. DAO bağırsaklarda üretildiği için bağırsak bozukluğuna bağlı daha sonra gelişmiş olabilir. Her iki durumda da biz DAO'nun seviyesini düşük buluyoruz. Bir önemli duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. DAO'nun kofaktörü olan mineral, bakır. Bakır eksikliğinde de biz aynen histamin intolerans bulgularını görüyoruz. Böyle hastalarımız çok oldu ve bakır takviyesiyle veya bakırı inhibe eden çinkodur. Çinkoyu kesip bakır yükseldiği için histamin intolerans bulguları gerileyen vakalarımız oldu. Histaminin birçok bulguları var biliyorsunuz. Vücudun dört bir tarafına dağılmış H1, H2, H3, H4 reseptörleriyle kalp çarpıntısı, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, ishaller, bulantı, baş ağrıları, konjesyon, astım krizleri, ciltte döküntüler birçok semptomlara neden olabilir. Önemli olan hepsinin birden görülmesi değil, birkaç tane bulguyu siz yakaladığınızda histamin intoleransı aklımıza gelmedi diye diyoruz. Histamin HPA aksını da etkiliyor, direkt veya indirekt yolla. Çok küçük bir molekül olduğu için kan beyin bariyerinden direkt olarak geçiyor. H1, H2 reseptörlerini biz beyinde görüyoruz ve bunları uyararak inflamasyona neden olabiliyor. HPA aksı derken bunu hepiniz biliyorsunuz. Bir kortizolün diürnal ritmi var. İşte gece 3 ile 6 arasında salgılanmaya başlıyor. Uyandıktan yarım ila bir saat sonra pik yapıyor ve gün içinde düşüyor, bizi uyutuyor. Böyle bir ritmi ve biz bunu artık tükürükte serbest kortizolü değerlendirerek çok iyi test edebiliyoruz. 4 farklı zamanda. Kortizol ritmini etkileyen faktörleri biliyoruz. Bunlar hepimizin şu anda maruz kaldığı faktörler. Dolayısıyla stres en önemlilerinden biri ve biliyoruz ki yaşlı kadınlarda yaşlı erkeklerden etkilenme daha fazla, genç erkeklerde de genç kadınlardan etkilenme strese karşı kortizol yanıtında daha fazla görülüyor. Ve kronik stres HPA aksı yanıtı ilişkisi artık kanıtlanmış. Burada önemli olan tükürük kortizolü. Biz niye bu HPA aksını tükürükte bakıyoruz? Çünkü serumda baktığımız total kortizol, halbuki aktif olan yani dokuya geçmiş olan tükürük kortizolü. Tükürük bezi biliyorsunuz doku ve tükürük kortizolü de serbest kortizolü gösteriyor. Kan, idrar kortizolü hepsiyle korele. LC-MS-MS yöntemiyle yani altın standart yöntemle buna bakıyoruz. Türkiye'de çalışıyoruz. Normal serum kortizolü biliyorsunuz niye tercih edilmiyor? Çünkü sabah belli saatlerde ölçün diyoruz. Hasta geç kalıyor, uyudum diyor. O saati tutturamıyoruz. Kişiler arası değişim çok fazla. Neredeyse %50 kişiden kişiye değişiyor referans. Ve total kortizol ölçüyor en önemlisi. Ve kortizol bağlayıcı protein albümin düzeylerinden de etkileniyor. Yani protein hiç tüketmeyen hastalarda ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Ve ne zaman HPA aksını öneriyoruz? Benden daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Uyku bozuklukları, emosyonel, mental stres,
Dışında inflamasyonda da bunu öneriyoruz ve kan şeker disregülasyonlarında da öneriyoruz. Kar testinde bakıyoruz yine 6 değerli kortizole bakarak. Bunları hızlı geçiyorum. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz ama her şekilde HPA aksını biz burada test edebiliyoruz. Hasta hangi saatlerde daha fazla depresyona girdi bunu artık test edebiliyoruz. Bu da tedavi açısından daha önemli. Yine depresyonla ilgili bir testimiz var. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnflamasyon-depresyon ilişkisi nedeniyle çalışılmış bazı parametreler var. Bakın en önemlilerinden biri triptofandan, serotonin değil de beyine geçen triptofandan kinürenin oluşumunu sağlayan indolamin dioksijenaz diye bir enzim var. Bu IDO enzimi inflamasyon markerları interferon gamma, TNF-alfa ve interleukin 1 tarafından stimüle olan bir enzim. Eğer IDO enzimi bu inflamatuar markerlar tarafından, sitokinler tarafından uyarılırsa triptofandan serotonin değil, nörotoksik olan kinürenin oluşturuyor vücudumuz. Bu bir direkt etkiyle depresyon nedeni olabilir, tetikleyebilir. Bir de aslında bu sitokinler direkt olarak hipotalamusa etki ederek de aslında depresyonu uyarabiliyorlar. İki yolla, direkt ve indirekt yolla biz inflamasyonda depresyonu görebiliyoruz. Bu nedenle yaptığımız testte de triptofan düzeyine, IDO aktivitesi düzeyine bakabiliyoruz. Triptofanın tükenmesi, IDO aktivitesinin artması tek başına bunun için IDO aktiviteli depresyon tanısı için yeterli. Tabii ki magnezyum, B6, B12 ve folik asit düzeyleri de burada bakılabilir hücre içi. Hem hücre içi hem de hücre dışında yine çalıştığımız bir metal analizimiz var. Neden önemli? Çünkü metaller Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyadaki en yaygın toksinler. Toksik metaller ve hatta vücudun her dokusuna yayılma özelliği olan multi organ hasarına neden olabilen sistemik toksikanlar var. Kurşun, cıva, arsenik, kadmiyum ve krom. Bunlar birçoğumuzun aklına gelen sorular şöyle. Bana ben metallere maruz kalmayabilirim diyebilirsiniz. Yani benim metalle ilişkim yok diyebilirsiniz. Metalle hepimizin ne yazık ki ilişkisi var. Bakın hava kirliliği havadan gelebilir. Gıdalarımızda yiyoruz. Gübrelerde var, boyalarda, gıda boyalarında da var, tekstil boyalarında da var. Giydiğiniz kıyafet size mutlaka boyaları bir şekilde geçiyor tenimizden ve bunlara maruz kalıyoruz. Takılarımızda var, ilaçlarımızda var, metal mutfak eşyalarımızda var, kahve makinalarımızda var. Deodorantlar, sigara, kozmetikler, içtiğimiz su, vücudumuzdaki kalıcı implantlar, tarım ilaçları, böcek ilaçları bir şekilde metale maruz kalıyoruz. Tabii en önemlisi bakın oradan biraz, buradan biraz, buradan biraz bir kümülatif yük oluşturuyor bu metal yükü. Ve tabii ki metalin süresi, kendisi, bizim intestinal bağırsak bariyerimizin sağlamlığı, mikrobiyotamızın sağlamlığı, minerallerimizin yeterli düzeyi bunların hepsi metalden etkilenmemizi değişikliğe neden olabilecek seviyelerde etkiliyor. Yani herkes metalden aynı şekilde etkilenmiyor. Ama bir sürü faktör burada önemli. Nedir bu önemli faktörler? Bunu bilmeliyiz. Metallerde özellikle üzerinde durduğumuz şu birden çok maruziyet. Yani çok düşük civa veya çok düşük kadmiyum aynı anda, çok düşük arsenik. Düşük dozlarda bile olsa büyük ciddi etkilere neden olabilir. Birden çok metalin etkisi çok daha hasar verici olabiliyor. Ve en önemlisi çocuklarda metal çok daha fazla hasar yapıyor. Ve çocuklar gastrointestinal sistemden daha fazla metal emilimi olduğu için daha fazla etkileniyorlar. Ve çocuklarda en büyük metal kaynağı da gıdalar. Ne yazık ki çocuklar metali daha çok yiyorlar bizden. Emilimleri de daha çok fazla olduğu için etkilenimleri daha fazla. Metallerin ilişkili olduğu hastalıklar kanıtlanmış. Bakın işte birçok metal var.
ve ateroskleroz. Yani bunu bize 10 yıl, 15 yıl önce kalp damar hastalıkları, metal ilişkisi var deselerdi gülerdik. Otoimmün hastalıklar, depresyon, kanser, nörotoksiste, osteoporoz. Bu birçok çalışmalar yapılmış. Burada otoimmün hastalık tetikleyicisi metallere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın takılarda kullanılan metallerin çoğu var burada. Yani altın, gümüş, platin var. Sigara dumanındaki kadmiyum da var. Ve otoimmün hastalıkların bu kadar artışını biz hala araştırıyoruz. Bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir daha dikkatinizi çekmek isterim ki metaller birbirlerinin etkilerini arttırıyorlar ve birden fazla metal maruziyeti sandığımızdan çok daha ciddi. Önemli olan metal süresi, metale maruz kaldığımız süre. Süre uzunsa çok düşük dozlarda bile yapacağı zararlı etkiyi yapabiliyor metaller. Peki ne yapıyor bu metaller? Şimdi biz iki şekilde değerlendiriyoruz. Bir toksik etki, yani metalin seviyesine bakıyoruz. Referans aralığının üstündeyse toksik doz diyoruz. Bunun etkisi var. Oksidasyon, inflamasyon, kanser de yapabilir. Ama bir de referans aralıkta bulduklarımız var. Bunlar bir şey yapmaz diyemeyiz. Bunların da immünojenik etkileri var. Yine otoimmünite, yani immün hücrelerin aşırı aktivasyonu nedeniyle alerji, inflamasyon, otoimmüniteye neden olabiliyorlar. DNA hasarı yapabiliyor metaller. Lipidlerde oksidasyon hasarı, yine aynı şekilde karbonhidrat ve proteinlerde hasar yapabiliyor. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz bunların, bu analizlerin nerede bakılması gerektiği. Hep yıllarca, yani ben okulda da, ihtisasta da, daha sonra çalıştığım biyokimya uzmanı hayatında da her zaman metalleri serumdan baktım. Çünkü o zaman bu yöntem vardı. Fakat şurada dikkatinizi çekiyorum. Bakın turuncu, serum kısmı gerçekten bizim bunları değerlendirmemiz için yeterli bir alan değil. Kurşuna özellikle dikkatinizi çekerim. %90'ın üstünde hücre içinde bulunuyor. Biz hücre dışında bakıp karar vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz şimdi diyoruz ki hem hücre içi hem hücre dışı tamamında, totalinde değerlendirelim ve ICP-MS-MS yöntemiyle dünyanın kabul ettiği altın standart, yani bu alanda bakılabilecek en hassas yöntemle bakalım ki sonuç verdiğimizde doğru bir sonuç verelim. ICP-MS-MS ile bu hem hücre içi hem hücre dışında bakıldığında yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Bu seviye son 3 aylık doku durumunu gösteriyor bize. Yani son bir hafta önceki maruziyeti değil, son 3 aylık doku durumunu gösteriyor. Neden? Bütün hücreleri lize ediyoruz, eritiyoruz. Hücre içi dediğimiz zaman genellikle ne anlaşılır, değil mi? Eritrosit içi değil. Eritrosit, trombosit, bütün hücreler parçalanıyor. Onların dokuları da, yani membranları da parçalanıyor dolayısıyla. Hem hücre içi, hem membran, hem de serumdaki beraber değerlendirilip bakılıyor. Ve burada yüksekse metal yüksek, düşükse düşük kararı verebilirsiniz. Serumda bakılanlara kesinlikle artık güvenmiyoruz bu nedenle. Aynı şekilde metallerle mineralleri beraber değerlendirdiğimiz testler de var. Neden? Minerallerin birçok fonksiyonu var. Vücutta 600'den fazla enzimin bir kere kofaktörü, çalıştırıcısı olarak. Bağışıklık sistemi, bakın histamin yapımı, insülin yapımı, kemik sağlamlığı, nörotransmitter dengesi, nöral impuls iletimi, tiroid fonksiyonları, birçok rolleri var. Metallerle mineraller etkileştiği için biz birlikte bakalım diye bazı paketler oluşturduk. Bu hassas yöntemi biz Türkiye'de burada çalışabiliyoruz ICP-MS-MS'le. Bu bir Türkiye'ye özel bir paket oluşturduk. En fazla dünyada da aslında Türkiye'de de yüksekliğini gördüğümüz 4 tane toksik metal. Ve bunlarla en çok etkileşen ve bu toksik metallerin zarar verici etkisini aslında inhibe etmeye yardımcı 5 tane minerali bir pakete koyduk. Beraber değerlendiriyoruz. Neden? Bakın, metaller ve mineraller kimyasal olarak benzer birbirine. Bu bir enzim, bakın bu slaytı çok seviyorum. Bu enzimin aslında çalıştırıcısı, kofaktörü magnezyum. Nikel varsa ortamda magnezyumu yerinden ayırıyor. Artık o magnezyum bu enzimi çalıştırmadığı için enzim afonksiyonel.
ve artık onun yerinde nikel var. Yani metaller, minerallerin bağlanma noktalarına bağlanıyorlar. Ve bu ilişki magnezyum, nikel arasında olduğu gibi kalsiyum, kurşun arasında da var. Yani kemiklerinizde eğer siz gıdalarla yeteri kadar kalsiyum almıyorsanız kurşun oturabilir artık. Çünkü kemikte biliyorsunuz kalsiyumun çok ciddi bir kısmı ve dişlerde. Onunla kurşun yer değiştiriyor. Hava kirliliğinden dolayı dünyanın en büyük sorunu bu zaten şu anda kurşun. Kurşunun en önemli nedeni egzoz yayılımları. Bütün dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Ve siz aldığımız bizim kurşun sadece inhalasyonla değil, yani gastrointestinal sisteme de gidiyor vücudumuzda. Gıdalarda yeteri kadar kalsiyum almıyorsanız her zaman kurşun galip gelip divalen metal taşıyıcı bire bağlanıp vücuda alınıyor. Ve gidip kalsiyumu yerinden ayırıp onun yerine bağlanıyor. Çinko ile kadmiyum ilişkisi var. Nikelle magnezyum ilişkisi var. Böyle birçok ilişki var. Bakın bir tane örnek rapor göstermek istiyorum. Metal, mineral beraber değerlendirdiğimiz burada görebilirsiniz. Yine burada çinko yüksek. Bakın beraber bakıyoruz. Çinkonun yüksekliği selenyumu inhibe etmiş mi? Yok, etmemiş. Çinkonun yüksekliği birçok, çinko çok şey aktiftir ve birçok minerali inhibe eder. Bunu değerlendirebiliyoruz. Magnezyumu da düşürebilir. Bakırı düşürebilir. Bakın düşürmemiş. Evet. Fakat civa yüksek. Bu hastada civa yüksekse biz hemen geri dönüp bakıyoruz selenyuma. Çünkü civayla, özür diliyorum, civayla selenyumun farklı bir ilişkisi var. Selenyum ve civa birbirine, selenyumun gidip bağlanması gereken, proteinlere bağlanması gereken yerlerden 1000 kat daha potent bir etkiyle bağlanıyor. Yani ortamda civa varsa artık selenyum civaya bağlı. Biz analizlerde selenyumu buluyoruz. Selenyum var, evet. Ama artık afonksiyonel. Çünkü o gidip bağlanamıyor reseptörlerine, civaya bağlı olduğu için. Bunları böyle beraber değerlendirmek tabii çok aydınlatıcı. Minerallerin fonksiyonlarından bahsetmiştim. Mineral açısından zengin beslenme tabii ki önemli. Ama beslenme dengesi mineral dengesi için yeterli değil. Metal mineral ilişkisinden dolayı birçok faktörler var. Şimdi mineral eksikliği olmasın diye alayım ben o zaman bütün mineralleri. Eksikliğim olmasın diyemeyiz. Çünkü zehiri zehir yapan dozudur. Bu slide'ı çok seviyorum. İhtiyacımız olanı almalıyız. Çünkü bir ihtiyacımız olmayanı aldığınızda başka bir şeye zarar veriyor olabilirsiniz. Neden? Bakın mineraller de kendi aralarında etkileşiyorlar. Metallerle de etkileşimleri var. Biraz önce söylediğim gibi ama kendi aralarında da etkileşimleri var. Siz magnezyumu çok aldığınızda kalsiyumu da, çinkoyu da, fosforu da düşürebilirsiniz. Yani dolayısıyla bunları ezberlememiz şart değil, şunu bilmemiz önemli. Düşük olan eksiklik neyse onu kullanmalıyız. Birçok eksik yönden etki var demiştim, bir tanesini gösterdim. Bakın yine çinko, kadmiyum ilişkisi var. Artık enzim inaktive, çinko yerine kadmiyum var. Yani bu sigara ve dövmelerle ilgili özellikle karşımıza çıkıyor. Biraz önce bahsettim civa ve selenyum ilişkisi. Kurşun ve kalsiyum ilişkisi. Bağırsaklarda eğer kalsiyum yeterli değilse her zaman kurşun emilir ve divalen metal taşıyıcı yoluyla vücuda bu gider. Yine söylemiştim, metallerdeki mekanizma mineraller için de geçerli. Totalinde değerlendirmek önemli. Ve mikrobiyota, insan biyolojisinde bir dönüm noktası. Bu arada zamanımızı aşmadım, hızlı hızlı anlatıyorum ama zamanımız var mı? Mikrobiyotayı anlatabiliyorum, devam ediyorum. Hocam, bir dakikamız kaldı maalesef. Peki, toparlayabilirsek. Tamam. Çok hızlı toparlıyorum. Mikrobiyota çok önemli, biliyorsunuz. Çok fonksiyonları var, metabolik etkileri var. Artık bizim öğrendiğimiz gıdaların emilimi, sindirimi değil buradaki etkiler. Vitamin üretiyorlar. Minerallerin emilimi ve ürettikleri kısa zincirli yağ asitleri en önemli ürünler. Bu kısa zincirli yağ asitleri dolayısıyla, iyi ürünler dolayısıyla gösterdiği birçok rolleri var mikrobiyotanın. Bağışıklık yanıtını düzenliyorlar.
Bizim hücrelerimize tolerans yanıtını öğretiyorlar aslında. Enerji için önemli, biliyorsunuz bağırsakların epitel hücrelerinin %10-15 enerjisi mikrobiyota tarafından üretilen kısa zincirli yağ asitleri tarafından sağlanıyor. Yine mikrobiyota çok ciddi bir bariyer oluşturuyor. Vücudumuzun dış yüzeyle en önemli, en geniş temas alanı bağırsaklar. Ve bu bağırsaklarda gıdalarla dış yüzeyle ilk temas aslında müsin ve bunun içinde yaşayan mikrobiyota ile oluyor. Epitelle, bağırsak epiteliyle değil. Neden? İlk önce buraya geliyor o mikrobiyota üyelerinin oluşturduğu bakteriyosinler veya IgG antikorları veya kendilerinin bazı özellikleri nedeniyle patojenler bertaraf ediliyor. Dolayısıyla ilk bariyer mikrobiyota. Daha sonra bizim bağırsak hücrelerimiz inflamasyonu anti-inflamatuar etkileri nedeniyle önleme etkileri var mikrobiyotanın. Yine kısa zincirli yağ asitlerinin çok önemli bir görevi tight junction yani bağırsaklardaki epitel hücrelerinin daha da sağlam olmasını sağlayan bu sıkı bağların onarımını sağlıyorlar. Ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunda rol oynuyorlar. 30'dan fazla hormon, noradrenalin, serotonin, dopamin gibi sentezinde rol oynuyorlar. Dolayısıyla birçok rol var ve beyin bağırsak eksenini artık çift yönlü bir eksen etkisi kanıtlanmış. Mikrobiyota, bu çok uzun slaytlar, bunlara geçmeyeceğim. Ne zaman keşfedildi? 1990-2003 yılları arasında yapılan İnsan Genom Projesi'nde şuydu, insan genetik yapısını deşifre edelim de hangi genetik hastalıklar hangi hastalıklara neden oluyor? Genetik bozukluklar bulalım diye. Bu bir fiyaskoydu. Bunun sonunda mikrobiyota bulundu, iyi ki de bulundu. Bir çığır açıldı. Artık bağırsakların bağışıklık sistemi ilişkisi açığa çıktıktan sonra çok daha fazla önemi var hepimiz için. Bir cümleyle son vermek istiyorum. Sağlık bir tesadüf değil. Bizim hayat seçimlerimiz belirliyor sağlığımızı. Onun için mikrobiyotamızı da doğru beslemeliyiz. Kendimizi değil sadece. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sorusu olan varsa yardımcı olabilirim. Ben şöyle bir isterseniz toparlayayım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu değerli.